de full Chrome modelajı yapmış olduğumuz işin anatomik altyapı formuna çevireceğiz. Bunun için tüm yüzeylerden daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi 2 milim kadar, 2,5 milim kadar küçültme işlemi yapacağız. Bunun için referans olması adına işimizi ortadan ikiye bölüyoruz ilk önce. Kendimize bir alan açıyoruz. Sonrasında buradan her iki yüzeyden de 2 milim kadar kazıma işlemi yapacağız. Eşit oranda malzeme kaldırmamız gerekiyor. Model üzerinde de kontrol ediyoruz. Yeterli mesafelerimiz var mı? Buna bakıyoruz. Kronumuzu inceleyecek olursak burada 2 metre kadar bir porselen boşluğu bıraktığımızı görüyoruz. Şu alanda. Aynı şekilde palatinalde de. Burada yapmış olduğumuz, diselde yapmış olduğumuz kısmı şimdi mezyelde de yapacağız. Tamamen dişimiz anatomik bir form kazanmış olacak. Distal tarafını bitirmiş olduğumuz modelimizin anatomik formuna mezyal bölgeyle devam ediyoruz. We'll be right back.
patronumuza baktığımız zaman mezelinden, distalinden, insiz elinden ve paletin elinden yaklaşık 2 mm kadar küçülmüş olması gerekiyor. Şu an bunu sağladık. Bu aşamadan sonra işimizi manşete almak için hazırlayacağız. Önce kanallarını bağlayacağız. Kanallarını bağladıktan sonra manşet işlemi için, döküm için hazır olmuş olacak. Kronumuzu incelediğimizde tüm yönlerden 2 mm kadar küçülttük. Mezyelden, distalden, insizelden. Kronumuza baktığımız zaman anatomik olarak işimizi oluşturmuş olduk. Şu an santral altyapımız hazır. Yüzeyimizi çok ufak bir alev üzerinden geçirdik, pürüzsüzleştirdik. Kronumuz yerinden takılıp çıkartılabiliyor. Elime aldığım zaman, çok ufak bir şey çektiğim zaman alabiliyorum. Her tarafta homojen olduğunu görüyorum işimin, mum kalınlığımın. Bu şekilde model üzerinde bırakarak diğer işleme geçiyorum. Yani diğer dişlerimin altyapılarını hazırlamaya geçiyorum. Hepsi bittikten sonra tek bir seferde manşet alacağım.